Merhaba sevgili izleyiciler. Yine görmüş olduğunuz üzere 2 yaşını bitirmiş Ayva Fidan'ın yanındayız. Ben bugün sizlere Ayva'nın gübrelenmesi, bakımı, böceklenmesi, bitlenmesi ve ilaçlanması gibi konulardan bahsedeceğim. Böyle Fidan'ın dibini görmüş olduğunuz üzere dibini çapaladık. Genelde Ekim ve Mart aylarında bunların dipleri çapalanır. Biz Mart ayında çapalasak da ben Nisan ayında yağmurlar bol olduğundan yine otlanma yaşayacağından sık sık diplerini gördükçe çapalıyorum, otları temizliyorum. Şimdi Kasım aylarında ve Mart aylarında bu tür fidanların, ayvaların da diğer meyve fidanlarında çoğunlukla diplerine 3-15 kompozit gübre döküyoruz. Fidanlar ve ağaçlar hakkında unutmamamız gereken bir şey var. Ağaçların dairesel çizgisi nerede bitiyorsa yerdeki köklerin de dairesel çizgisi orada bitiyordur. Biz dalların bitiş noktasını takip ederek, oradan bir daire çizerek o bölgeye, yani köklerin uçlarına doğru gelecek şekilde gübreleri o şekilde veriyoruz. Sadece kompozit gübre değil, Kasım ve Mart aylarında yanmış çiftlik gübresi de atmak lazım bunların diplerine. Biraz daha besleyici oluyor, vitaminli oluyor. Bunun haricinde şimdi ayva çiçek açıp çiçekleri döküldükten sonra bitlenme ihtimaline karşı bit ilacı atmamız gerekiyor. Bunu zirai ürünler satan yerlerden alabiliriz, temin edebiliriz. Bunun haricinde ayvalar çıkıp ceviz büyüklüğüne gelmiş olduğunda iç kurdu ilacı atmamız gerekiyor. Şimdi ben bu sene atmayı düşünmüyorum. Bu 2 yaşından gün almış, 3 yaşına girmiş ayvalar 2-3 tane ayva ya verir ya vermez. Yani onu da zaten yemeyeceğimiz için atmamıza gerek yok, zehirlemeye gerek yok fidanı diye düşünüyorum. Aslında hiç zehirlemek istemiyorum. Tabii o televizyonlarda bahsedilen organik kurtlu kurtlu yiyecekler en doğalı ama yani nasıl yaparım bilmiyorum. Ben de gelişime, duruma göre karar vereceğim. Bunun haricinde yine biz bu tür fidanlara ve aslında fidanların hepsine, sadece ayva fidanı değil, Mart ve Ekim aylarında ya da Kasım ayı da olabilir, o geçiş döneminde göktaşı, burada bulamacı atıyoruz. Onun da bir ölçüsü var. Hani 100 litreye bir ölçek gibi. Yani onu bir şekilde internette ve satın aldığınız yerden öğrenebilirsiniz. Püskürtme şekliyle atıyoruz üzerlerine, dallara ve yapraklara doğru. Gerçi yapraklar olmuyor bizim attığımız zamanlarda. Ayva bakımı bu şekilde. Budamasını bir önceki videoda göstermiştim zaten. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hayırlı günler.